Türkmen Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Berham Salih Çalınan gelirlerin geri alınmasına ilişkin yasa taslağı hakkında geliştirilmiş bir toplantı düzenlerken yasa taslağının proaktif tedbirler aldığını kaydetti. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Belçika ile ilişkilerin Irak için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Sümer operasyonlarının başına korgeneral Saad Harbi'yi atadı. İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı korgeneral Abdülemir Şümmeri güvenlik durumunu gözden geçirmek için Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Medya Başkanı Nebi Casim Eğitim Bakanı Ali Eddüleymi ile ikili işbirliğini görüştü. Irak'ta son 24 saatte 4.583 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. Kerkük sakinleri acı ve tatlı aynı anda yaşıyor, elektrik düzenleyecek derken amper fiyatı tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Berham Salih Çalınan gelirlerin geri alınmasına ilişkin yasa taslağı hakkında geliştirilmiş bir toplantı düzenlerken yasa taslağının proaktif tedbirler aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Berham Salih alınan gelirlerin geri alınmasına ilişkin yasa tasarısı hakkında geliştirilmiş bir toplantı yaptı. Toplantıya Temsilciler Meclisi 1. Başkan Yardımcısı Hasan Elkabi, Maliye ve Hukuk Komisyonları Başkanları, Cumhuriyet Savcılığı Başkanı, Dürüstlük Komisyonu Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Berham Salih Irak'ın ulusal ekonomide reform yapma yolunda ilerlediğini vurguladı. Görüşmede Irak ile Dünya Bankası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine önem vurgulandı. Yolsuzlukla mücadele ve etkilerinin sınırlandırılması için çalışma ve koordinasyona ek olarak verimliliklerini artırmak için maliye reformları ve ekonomik yapıları desteklemek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme sürecinde yatırımı ve özel sektörü desteklemek ve başta gençler olmak üzere beşeri servetten yararlanmak konuları görüşüldü. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Belçika ile ilişkilerin Irak için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Başbakanın basın bürosundan alınan açıklamaya göre Başbakan Mustafa El-Kazmi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan bir telefon görüşmesi aldığını açıkladı. Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin yönleri ve Irak, Belçika ve tüm Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Sümer operasyonlarının başına korgeneral Saad Harbi'yi atadı. Zikar valisi Ahmet Afacı Irak Haber Ajansı ile yapmış olduğu bir röportajda, başbakanın Zikar ilindeki Sümer operasyonlarını yönetmesi için korgeneral Saad Harbi'yi ataması kabul ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülemir Şimmeri güvenlik durumunu gözden geçirmek için Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Medya Kurulu muhabiri İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülemir Şimmeri'nin güvenlik durumunu gözden geçirmek ve istihbarat koordinasyonunu takip etmek için Basra iline geldiğini söyledi. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Tarmiya ilçesinde vatandaşları ve güvenlik güçlerini patlayıcı cihazlarla hedef alan bir terör eyleminin önlendiğini duyurdu.
Komutanlık güvenlik güçlerini ilçedeki Nasimiye yollarından birine Daesh terör örgütünün yerleştirildiği patlayıcılar etkisiz hale getirdiğini belirterek bunların vatandaşlar ve güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti. Haşr-ı Şabi güçleri Diyale ilinde bulunan Hanakin ilçesinin çevresinde güvenlik operasyonu başlattı. Haşr-ı Şabi'nin medya bürosundan yayınlamış olduğu bir açıklamada operasyonun Hanakin ilçesi çevresindeki bölgelerdeki mahkemeler tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan terör davalarında aranları tutuklamaya ve bu aranlarda yasayı uygulamayı hedeflediğini belirtti. Irak Medya Ağı Başkanı Nebi Casim Eğitim Bakanı Ali Eddüleymi ile ikili ilişki birliğini görüştü. Görüşme sırasında iki taraf ikili ilişkileri ve Irak'taki eğitim sürecine verilen desteği ve elektronik eğitimde, daha doğrusu öğrenmede izlenen prosedürleri görüşüldü. Ayrıca derslerin eğitim televizyonlarında yayınlanmaya devam etmesi ele alındı. Federal Hizmet Konseyi Başkanı Mahmut Tebimi elektronik atama formu ile ilgili Irak Haber Ajansı'na bir açıklama da yaptı. Federal Hizmet Konseyi elektronik formun randevu için başlatılmasının zamanlanmasını belirlerken yalnızca iki kategori içereceğini vurguladı. Federal Hizmet Konseyi Başkanı Mahmut Tamimi elektronik atanan fermanın kota sistemi ve atamadaki yolsuzluğu sona erdireceği garanti edilir ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra iş dereceleri açıklanır açıklanmaz kullanımına sunulacaktır. Devlet kurumların kadrolarını onayladı. Atanlar yalnızca ilk mezunlar ve daha yüksek derecelerde sahip olanlar için. Yalnızca bu iki kategori için ve sahiplerinin hareket derecelerinden yasalarında öngörülen yüzdeye göre yapılacaktır. Temimi kendi adını veya Federal Hizmet Konseyi'nin kapasitesini taklit eden ve sahte haberler yayınlayan sahte sayfalara karşı uyardı. Vatandaşları konseyin resmi sayfalarını ve resmi kanalları benimsemeye çağırdı. Federal Hizmet Konseyi daha önce Federal Hizmet Konseyi Başkanı 2021 bütçe yasası kapsamında istihdam kapsamına giren 3 kategoriyi belirlerken sözleşme sahipleri oluşturma mekanizmasına açıklık getirdi. El Temimi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 2021 bütçe yasasına göre istihdam kapsamındaki kategoriler 2000 tarihli 6 sayılı tıbbi mezuniyet yasası, yüksek derece sahipleri ve kolej ve bölümlerdeki ilk mezunlar kapsamındadır. Devlet kurumlarında yasal yüzdeye göre istihdam edmelerini gerektiren 12. maddede daha yüksek dereceye sahip olanların işe alındığını dikkat çekerek kurul kadrolunun temini için Maliye Bakanlığı'ndan onayın bekleniyor. Atama formunu başlatmak için derece sayıları, mali tahsisler ve türleriyle kurul önümüzdeki günlerde sağlanacağını umarak daha yüksek derece sahipleri ve ilk mezunlar hakkında veri sağlamak amacıyla yüksek kategorinin bakanlığına başvurdu. Temimi sözleşme sahipleriyle ilgili olarak 2021 bütçe kanunu devlet kurumlarıyla müteahhitler konusunu ele aldı. Çünkü 5 yıldır hizmette olan herkese bulunduğu departmandaki mal sahiplerinin hareketleriyle mal sahiplerine kanıtlandı veya mevcut mali bolaklara göre işler veya mevcut mali bolluğa göre diyen talimatların Maliye Bakanlığı'nca ve bütçe ayrılcıyla teyidi maksadıyla verilir. Diyale ilinde Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Ofisi seçimler gününde sandık görevlisi olarak şimdiden formunu başlattı. Ölgümüzdeki gelen parlamento seçiminden dolayı Diyale Bağımsız Yüksek Komisyonu yeni seçim gözlemciler için şartlara göre taleplerini kabul ediyor. Seçim gözlemcilerin taleplerini almamız devam ediyor. 5. ayın 23'ünden başladı 8. ayın 1'ine kadar sayıları seçim merkezlerine göre seçim merkezlerimiz sayısı Diyale'de 483'e ulaştı ve 2360 istasyon. Bağımsız Yüksek Komisyonu bir sürü şartları bıraktı seçim gözlemcileri için. Bu şartlardan gerektir ömrü 19 yaşından 56 yaşına kadar ve azından lise mezunu olmak ve suçlu olmamak. Bilâzâfe ilâ zâlik adem şumûl-mütekaddim-i müsâile vel adâle.
Diyala Bağımsız Yüksek Komisyonu, geçen seçimler gibi hiçbir sahte yaşanmamak için bütün önlemleri almaktadılar. Diyala elinden Türkmen AYM Nuydi kanalı. Haydar Türk Söz. Kerkük sakinleri acıyı ve tatlı aynı anda yaşadı sevgili seyirciler. Elektrik düzelecek derken amper fiyatları tavan yaptı. Bu da vatandaşların ayaklanmasına neden oldu. Kerkük sakinleri elektriğin düzelmesine bir yandan sevinirken diğer bir yandan ise üzülmekte. Vallahi nedir yani milleti ilaçettiler. Bastı her zaman için yani bizde başka duvarlar için istedik bir farklı şey görelim. Acı ve tatlıyı aynı anda yaşayan vatandaşlar yine isyanda. Dünen Absatçı mesela andırıblar fiyat 14,5 oldu. Adamlar mesela amele işleri bahardan geldi. Krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar şikayet ediyor ama nafile. Bundan evvel açar ya vallahi araba hanesi. Gün kamer takımı 3 saat gelirdi. Endi amperde maşallah 14 bin lira kalktı. Noktamız vallahi çok çoktu. Yani bazı insanlar var kasıptı ya da işleyen, işlemeyen de vardı. Ona ne diyesem? Elektrik krizi sona erdi, erecek derken. Ancak bu sefer amper fiyatları uçtu. İlaç tabii, kahrab makul. Elektrikler kötü. Bir türlü düzelmiyor. Dünden beri biraz iyi. Ancak bu sefer amper fiyatları yükseldi. Bizler burada hastayız. Hastanedeyiz. İlaç almak için ancak elektrikler olmadığı için bir saattir bekliyoruz. Ne oluyor? 14 bin lira her amper ne? Her ev vardı 3 amper de 4 amper, 5 amper de işlemeyen için nece çıkarsın bu paranı? Yani hükümetimize düşünmüyor, milleti de düşünmüyor. Elektrik düzeliyor ancak sıkıntılar bitmiyor. Jeneratör ateş pahası. Biz hükümetten istirik bir de kavali bir istikrar etsin. Bir bu millete bir yardımcı olsun. Caddelerimiz bitmeyip de molde bir yandan sıcak bir yandan. Yani bilmişsen ne desen. Tamam sıcaktan öyle işle bilmiyoruz orada. Kaçırık içeride işlerik. Biraz rahat edirik orada biraz çıkırık yazıyor. İşlerik. Yok da gündür sağacağımız böyle yapışır. Birbirine karaba da yoktu. Bir yandan dolar fiyatlarının bitmek bilmeyen yükselişe, diğer bir yandan ise amper fiyatlarının tavan yapması. Kerkük yönetiminin jeneratör fiyatlarını artırma kararını kınayan onlarca Kerküklü bugün gösteri düzenledi. Kerkük yönetiminin jeneratör fiyatlarını artırma kararını kınayan onlarca Kerküklü bugün gösteri düzenledi. Kerkük viyaletinde özel jeneratör fiyatlarındaki artış düzenli olarak gerçekleşiyor. Çünkü amper fiyatları her ay 1000 ila 2000 dinara yükseltiliyor. Buna karşı vatandaşlar Kerkük Valiliği binası önünde gösteri yapıp vatandaşlar için adalet talep ettiği ve jeneratör fiyatlarının 12.000 ile 14.000 arasına çıkarılması vatandaşların hayatını etkiliyor. Kerkük'te hepimiz bir milletik biz. Yasın, talep etsin. Kerkük'ün hedamette sıfır. Her şeyinde sıfır. Yani her kaza zamana kadar. Sen mollerine 14.000 lira yedirsen, nereden getirsin adam? Sonra buradan doları yedirsen 149.000 lira. Bu adam hepsinden kesilip %25.000 lira haberi yoktu. Sen gelsin bir şey almaya indi. O para, o para daha gitsen gitsen alsan. Şikayet oldu her şey. Yani bu alem hardan getirsin. Bir tane bir bakkalıysa. Yani günde 15 bin lira kazanacaktı. 15 bin lirayı edir 450 bin lira. Neye versin? Buradan kayma savaş, karava malı, su malı geldi. Her birisi 400 ve 600 bin lira geldi. Eydi bu millet hardan getirsin versin bunu. Vatandaşlar valilik binası önünde toplandıkları sırada Kerkük yönetiminin vatandaşların yaşam hayatını umursamadığını ve bu durumun her ay tekrarlandığını söylediler. Vallahi talebimiz ne diyor? Molde seyri her ay fazla oldu. Bir ay fazla oldu bin lira oldu. Her ay bin lira, bin lira. Biz de ki buradan iş yok, buradan dolar kalkıyor. Buradan iş yoktu. Biz de bir alem canım bir yazar oldu. Bu molde meselesi yarın sıkasın mızarı 500 lira indirirler sağ olsun. Bin lira kavzayıplar. Yarın ayı 13 oldu. Bir ay 14 oldu. Çıksın başı kalmıyor bundan. Yarın bedelerimizin 500 lira katır usayırlar. Bu makul değil yani. Her ay bizi her insan ha şikayet olsun şikayet etsin. Ama hükümet oturup yerinde. Çarkı hükümet oturup sakin kendine bir şey olmayıp de.
Ve biz sadıkımız Çarşık valisiyle, kaymakamla ya bu işe bir hal görsün. Millet olmaz her ay bu sıcakta indi bu millet çıkıp dedi ne için? Bu muhaldenin bir halletsin özünü. Irak'ta son 24 saatte 4583 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 4311 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 4311, vakaların sayısı 4583, hayatını kaybedenler 31, aşılananların sayısı 22414, toplam iyileşenlerin sayısı 1.125.110, toplam vakaların sayısı 1.210.000, görenlerin sayısı 68.559, yoğun bakımda bulunan hastalar 384, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 16.436, toplam aşılanların sayısı 614.476. Meclis Sağlık Komisyonu kara mantar vakalarının bilimsel olarak doğrulanmadığını teyit ederken kara mantarın bulaşıcı olmadığını ve çok nadir vakaları etkilediğini belirtti. Komite üyesi Cevat El-Musevi, Zikar Sağlık Departmanı'nda açıklanan kara mantar enfeksiyonlarının bir vakayla sınırlı olduğunu ve daha fazlası olmadığını söyledi. Petrol fiyatları, petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinin Haziran ve Temmuz aylarında petrol arzını temkinli bir şekilde eski haline getirme planlarına bağlı kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz aylarında yakıt talebinde güçlü bir toparlanma öngördüklerinin ardından yükseldi. Petrol fiyatları çarşamba günü petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinin Haziran ve Temmuz aylarında petrol arzını temkinli bir şekilde eski haline getirme planlarına bağlı kalırken ABD'de yaz aylarında yakıt talebinde güçlü bir toparlanma öngördüklerinin ardından yükseldi. West Texas Intermedia ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü ABD anma günü tatilinin ardından %2.1'lik kazancını artırarak GMT 05.13'te 21 sent veya %0.61 artışla 67.93 dolara yükseldi. Fiyatlar Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra bir gecede %1.3 sıçradıktan sonra 25 sent veya %0.36 artarak 70.50 dolara yükseldi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC artı topluluğu olarak adlandırılan müttefikleri salı günü Temmuz ayına kadar arz kısıtlamalarını kademeli olarak hafifletme planlarına bağlı kalmayı kabul etti. Son iki haftadaki pazar kazanımları, nükleer anlaşmayı canlandırma müzakereleri ilerleme kaydettiği için İran'a yönelik petrol yaptırımlarının olası bir şekilde kaldırılması korkularıyla sınırlandı. Ancak müzakereler bu hafta çıkmaza girdi. Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO tarafından yayınlanan ön istatistiklere göre petrol bakanlığı Mayıs ayı gelirlerini açıkladı. Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO tarafından yayınlanan ön istatistiklere göre Petrol Bakanlığı Mayıs ayı gelirlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ham petrol ihracat tutarı 89.881.268 varıl, geliri ise 5.882.356.000 dolar olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Irak'ın orta ve güneyindeki petrol sahalarından ihraç edilen toplam ham petrol miktarı 86 milyon ve 820 bin ve 355 varıl oldu. Ceyhan Limanı üzerinde Kerkük sahalarına gelince ihraç edilen miktarlar 3 milyon ve 60 bin ve 913 varıla ulaştı. Aylık ortalama günlük miktarlar 2 milyon 899 bin varıl. Varıl başına ortalama fiyatı ise 65.459 dolara ulaştı. İran farklı illerinden bir grup genç Kerkük'ü ziyaret ederek Kerkük'ün dini ve tarihi eserlerini gezdiler. Hoş geldiniz Kerkük'e sloganı altında bugün Kerkük'te bir ilk gerçekleşti. Irak'ın farklı illerinde Bağdat, Divaniye, Enver, Basra ve Nasırıya'dan bir grup genç Kerkük'ü ziyaret etti. Bu gibi girişimlerden amaç Kerkük'teki güvenlik durumundaki istikrarı göstermek ve Kerkük'teki seyahat sektörünü desteklemek, ayrıca Kerkük'teki dini ve tarihi eserleri tanıtmaktır. Grubu koordine eden gençler ise açıklamalarında şöyle konuştular. Her zaman bizler diğer illeri ziyaret etmekteyiz. Bu sefer diğer arkadaşlarımızı Kerkük'e davet ederek Kerkük'ü tanıttık onlara. Amacımız Kerkük'ün güzelliğini herkese bildirmekti. Hele Kerkük sloganı altında ilk turu getirdik Kerkük'e. Gayemiz müstefmirin, bir de idarel mahalliyenin gözün çekeğin bu muhum kıtağı. Çünkü bütün ehli memleket halkı istifade eder. Memleketimiz daha öge atar. Müteakkidim bizde vardı, bizde tarih var, kültür var, sakafet var, eser var, hadarat var, güzel yerler var, su var, bahtsallık var, gabet var. Bes istifmar ister. Hele Kerkük Muhammed'in ilk grup siyahi Kerkük'e gelmektedir. Amacı oldu bu gençler için Kerkük'ü bir tanıtım yapalım. İlk önce Tavuk ilçesinde durdular. Ondan sonra Kayseri, Büyükbazar, Kala'a ve Kışla'ya gidecekler. Hedef Kerkük'ü tanıtalım. Bildirelim Kerkük'te iyi gezinti yerleri var, eseri ve yerleri var. Bütün muhafazalardan genç yıktık, naşitin, ilamin yıktık, getirdik Kerkük gözlerin. الهدف الأساسي من عنده إنه على ما يسترق إنه شاركت السياحات يروار آثار وار تراث وار أويلر وار بزدت شيء منتجعات سياحية ونصه إني قد هلا أولم يبطى بلا جينا نصورة كشف فيسبوك تبولا شجاع وزن بزد بير حملة ضغط يا بزاق حكومة تزارنا حتى بو إيش تطوير وصل بو إيش تطوير الماغة بتون شاركوش خاخنا فايدة صور سائق تاكسي سنن يما غداننن فندق صحابنن يعني هر كشيء İcabi bir nokta göstermek oldu. 3 gün süren programda Kerkük'e bağlı köy ve kasabalar ve Kerkük'ün ortasında yer alan Kerkük Kalesi ve diğer önemli ve bir o kadar da güzel tarihi ve dini eserler tanıtılacaktır. İran ordusu Jak Limanı yakınlarında kendisine ait bir gemide yangın çıktığını doğrularak geminin tüm mürettebatının can kaybı olmadan tahliye edildiğini vurguladı. Ordudan yapılan açıklamada Jak Limanı yakınlarında bir donanma eğitim gemisinde yangın çıktığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden toplantılarda Amerika Birleşik Devletleri'yle temel meselenin çözüldüğünü söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden toplantılarda ABD ile temel meselenin çözüldüğünü söyledi. Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Rouhani, Viyana'da devam eden nükleer müzakereleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump onlarca kez müzakere talebinde bulunduğunu ve bu amaçla Japonya Başbakanı gönderdiğini belirten Rouhani, ABD'nin tarihine İran'a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum. Viyana'daki müzakereler iyi ilerliyorsa bu sabrettiğimiz içindir. ABD ile temel meselenin çözüldüğünü görüyoruz. Trump onlarca kez müzakere talebinde bulundu dedi. İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Rouhani,
Devrimin en önemli kazanımlarından birinin sandık olduğunu vurguladı. Ruhani, seçimler ve sandıklar en önemli meselemizdir. Bazıları referandum kelimesinden hoşlanmıyor. Ancak rejimimiz referandum ile başladı. İran İslam Cumhuriyeti rejimi referandum ile onaylandı diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma konusundaki kararlılığını yeniledi. Erdoğan, yaklaşmakta olan NATO liderleri zirvesinde Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'la iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının nedenlerini tartışacağını belirterek S-400 savunma sistemini Türkiye'nin kendini koruma hakkı nedeniyle Rusya'dan satın aldığını belirtti. NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından NATO'nun Afganistan'dan güvenlik güçlerine mali destek sağlamaya devam edeceğini duyurdu. NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında tartışılan konular arasında NATO 2030 güvenlik ve savunma ile teknoloji konularının yer alındığı ifade ederek 11 Eylül'e kadar tamamlanması beklenen NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından NATO'nun Afganistan güvenlik güçlerine mali destek sağlamaya devam edeceğini duyurdu. NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında ve video konferans yönetimiyle gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının katıldığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, toplantı sırasında bakanlar arasında masaya yatırılan konulara ve alınan kararlara değindi. NATO Dışişleri Bakanlarının 14 Haziran tarihinde yapılacak NATO zirvesine hazırlık için bir araya geldiğini ve Afganistan, Belarus, Rusya ve Çin dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanmak için NATO Dışişleri Bakanları toplantısını yeni bitirdik. Bakanlar Afganistan, Belarus, Rusya ve Çin dahil olmak üzere bir dizi konuyu ve genel olarak NATO'nun artan küresel rekabet çağrına uyum sağlama ihtiyacını ele aldığı ifadelerini kullandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 132.788 vaka kaydedilirken virüse yakalanan 3.207 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3.207 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 132.788 vaka kaydedilirken virüse yakalanan 3.207 kişi öldü. Toplam vaka sayısının 28.307.832'ye çıktığı ülkede bugüne kadar 335.102 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor. Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Uzmanlar gerçek vaka ve ölüm sayısının belirtilerinden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Pozitif test oranının %8 ile oranını ise %92.5 olduğu ülkede halen 1.793.645 hastanın tedavisi sürüyor. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Behram Salih, çalınan gelirlerinin geri alınması ilişkin yasa taslağı hakkında geliştirilmiş bir toplantı düzenlerken yasa taslağının proaktif tedbirler aldığını kaydetti. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Belçika ile ilişkilerin Irak için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Sümer operasyonlarının başına Kor General Saad Harbi'yi atadı.
İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Abdülamir Şimmeri güvenlik durumunu gözden geçirmek için Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak BDA Başkanı Nebil Casım Eğitim Bakanı Ali Eddüleymi ile ilkili ilişki birliğini görüştü. Irak'ta son 24 saate 4.583 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. Kerkük sakinleri acıyı ve tatlıyı aynı anda yaşıyor. Elektrik düzelecek derken amper fiyatları tavan yaptı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.